Arkadaşlar günaydın. Yeni uyandım. 10-15 dakika önce. Tabii acıktım doğal olarak. Şimdi yalnız yaşıyorsunuz. Öyle yemek falan hazır değil. Böyle bir yanı var yani bu işin. Normalde yemek hazır, kalkarsınız, devam edersiniz ama şimdi öyle değil. Kalkacaksınız. Yemeğinizi kendiniz hazırlayacaksınız. Bu arada biraz muhabbet edelim dedim hem. Şimdi kahvaltı soğanın ne işi var diyen yoktur inşallah. Soğanlı yumurta yapacağım. Patatesli yapacaktım. Patatesim kalmamış. Patatesim yok benim. Daha doğrusu almayı unutmuşum ya. Şey, ben moduna bağlamayayım hemen de. Almayı unutmuşum. Patatesi de seviyorum. Soğanı da seviyorum. Hem sağlıktır ya soğan. İyi de her sefer lazım. Bir de pişince güzel oluyor. Bilmiyorum. Yemeğiniz var mı herhalde? Herkes soğanlı yumurta falan yemiştir, patates yumurta. Gerçi bunlar yöreden yöreye değişen şeyler aslında. Mesela birisi öyle yapar, birisi bilmem neyi yapar, birisi hamsili yapar. Ben ne yapacaktım? Ya. Diyorduk arkadaşlar? Kahvaltımızı hazırlayacağım. Hava bulutlu. Yine şöyle bakayım pencereden. Çok soğuk gibi durmuyorum. Bulutlu yine. Bildiğimiz bulutlu bir Almanya günü. Bunun sabitçi benim şeyim alayım. Arkadaşlar süt çok faydalıdır. Süt için, için. Ben herhalde her kahvaltıda hiç kaçınmadan sütümü içerim. Yani. Uzun zamandır bunu alışkanlık haline getirdim. Hatta içine de şöyle bir miktar da bal sallarsanız biraz erisin. Daha güzel olur. Evet arkadaşlar. Şimdi yağın ısınmasını bekliyorum ocağın. O arada şurada müsait bir alan var aslında. Dün de söyledim drone'umu, drone olsaydı uçurmak için ama drone'um yok artık. Drone'um gitti arkadaşlar. Drone'um yok. Yenisini sipariş edeceğim. İşte bugün bir bakayım internet sitesine. Onun da gelmesi bir iki hafta falan buluyordu ama bakalım. Fiyatı artmamıştır umarım. 100 euro falan da 100 küsür euroydu. Dün aynısından almayı düşündüm. Aynısından dedim. Hani bildiğim cihaz diye. Hani öğrenmekte zorluk çekmem diye düşündüm. Aihin kaçtı? Aihin diye bir markanın modeliydi. Fena bir drone değildi aslında ama kamera açısından, kamera çözünürlüğü 1080 galiba 1080 olması lazım. Bu 4K'lı bir model bulursam hemen hemen emsal fiyata belki o açıdan bir değiştirme yapabilirim. Hani almışken yeni bir tane alayım diye düşünürüm. Yoksa uçuş özelliklerine falan bir şeyim yoktu aslında. Yani o fiyatta bir drone için yeterince özellikleri iyiydi. Ama kamera olarak belki bir üstünü bulursam o zaman yeni bir model almayı düşünebilirim. Ne yapacaktım ben? Şu soğanlarımı değil mi kavuracaktım önce? Arkadaşlar işte yalnızlık böyle bir şey. Güzel yanları da var. Gerçekten abi ben çok şey yapmam. Her ortama ayak uydurabildiğim için yalnızlığı da severim. Yalnızlığın aslında yani
Tabii yani mecbur kalırsanız diyeyim. Yani mecbur kalmayın yalnız olmaya da. Eğer bir gün yalnızlığa mecbur kalırsanız da bunun kıymetini bilin. Gerçekten öyle çok şey bir şey değildir. Ne diyorum, tırnak içinde eğer mecbur kalırsanız, eğer mecbur kalırsanız diyeyim daha doğrusu, çok kötü bir şey değildir. Güzel yanları vardır. Bunu değerlendirirseniz, görürseniz. Kalkarsınız, kahvaltınızı yaparsınız. Elinizden geliyorsa bu tür şeyler, yemeğinizi kafanıza göre istediğiniz saatte yaparsınız. Şu an zaten çalışmıyoruz da, pek çok insan gibi kısa çalışma yapıyor iş yerleri. Zaman çok. İstediğiniz saatte yatarsınız, istediğiniz saatte kalkarsınız. İstediğiniz kadar kahve içersiniz, size kimse demez. Bugün işte bir tane kahve içtin, yeter. Ya da iki tane içtin, üçüncü kahve içme falan diye bir şey söylemez. Yani örnek olarak söylüyorum bunları. Ne bileyim işte o yemeğe o kadar tuz attın fazla, yok az attın gibi karışmaz. Yani nasıl seviyorsanız öyle yersiniz, nasıl seviyorsanız öyle içersiniz. Kahvenizi falan, yemeğinizi. Bu arada daha bugün hiç kahve içmedim. Kahvaltıdan sonra bir tane içeyim, nasılsa kısıtlayan da yok. Kahve diyorum bak, ben yanlış anlamayın yani. Şimdi dersiniz ki ya Allah Allah, kahveyi kısıtlayan insanlar da mı var? Veyahut da kardeşim kısıtlıyorsa senin iyiliğin için kısıtlıyordur. Da diyebilirsiniz. Hani kahve kafein kıran zararlı ya. Tabii ki de o da olabilir ama hacı 40 yaşına geldik ya. Hani kaç tane kahve içeceğimize de, kaç fincan kahve içeceğimize de bırakın artık biz karar verelim. Tamam, candır, canandır, sağlığımızı düşünürler, bizim içindir. Hani derler ya, hepsinin iyiliğinizi istedim bizden. İyi de, hadi yani bırak da azıcık. Bari yani şu bazı konularda bizim de bir kendi irademiz olsun. Değil mi ama? Şu yumurtalarımı bir kırayım arkadaşlar. Abi yumurta ne yaptın bize? Ne yaptın bize? Arkadaşlar, bekar soframızın, daha doğrusu bekar soframızın değil, yalnız soframızın yumurtası hazır. Aldık. Domatesimiz de yetinmiş. Şunları kaldırayım bir. Ekmek vardı galiba, bakalım. Sonra da rolon sıcaktık. Nerede kalmış arkadaşlar? Evet, kahvaltımızı hazırladık. Ekmeğimizi çıkardık buzluğumuzdan. Onu mikrofonu attım, herhalde olmuştur. Neyse, başlangıç için ekmeğimiz var. Mikrolardan daha ayarını öğrenemedim, bu değişik biraz. Öğreniriz ama ya. Ballı sütümüzü karıştıralım. Arkadaşlar sağlık önemli. Yani özellikle kahvaltı. Kahvaltı önü çok önemli. Şimdi sağlıktan bahsediyorsa insan kahvaltısını düzgün yapacak arkadaşlar. Böyle hem sağlıktan bahsedip yok iki kahve içme, üç kahve yeter bugün senin için. Yok ben senin sağlığını düşünüyorum diyen insan, yani diyen çeşit bir insan sanırım. Hani genel olarak sağlık hassasiyeti olan insan olmanız açısından konuşuyorum. Böyle bir insansanız sabah kalktığınızda kahvaltınızı güzelce yapacaksınız. İlk öğün. Ben bunu şeye benzetiyorum. Bir yerde duymuştum herhalde böyle bir lafı da. Aracın ilk marş basması gibi. Daha yeni uyanmıştınız. İlk marşı basacak yani arabaya. Sen o arabaya gidip de antin kontin bir yakıt verirsen ekmeği çıkarım burada. Aracı hiç çalışırken antin kontin bir yakıt verirsen veya yakıtsız çalışırsan çalışmaz o araç. İnsan da sabah kalkıyorsun, ilk bütün metabolizman harekete geçiyor, çalışmaya başlıyor. Sen direkt sigara, direkt
Çok insan var öyle. Direkt uyandığı gibi sigarasını içen, bilmem işte daha ağzına bir lokma bir şey koymadan sigara içen. Ben kesinlikle öyle bir huyum yok arkadaşlar. Uzun süre önce bıraktım. Eskiden Türkiye'de polislik yaptım yıllarda. Sabah uyandığımda daha gözümü açmadan, daha yataktan doğrulmadan ellerim böyle yandaki sehpanın üstünde sigara vardı. Daha gözümü açmadan, bunu abartmadan söylüyorum, daha gözüm açık değil, uyanmışım, sigara yakıyordum. Bunu çok iyi ki de diyorum, uzun zamandır o huyumu bıraktım ve sabah mümkün mertebe yani eğer en ufak bir imkanım dahi varsa şöyle elimden geldiği kadar imkanlar dahilinde güzel bir kahvaltı yapmadan güne başlamıyorum. Bırakın sigara içmeyi, şunu yapmayı. Güne başlamıyorum. İşe gideceksem yarım saat erken kalkıyorum, bir saat erken kalkıyorum. Kahvaltı önemli arkadaşlar. Öyle kahvaltı yapmayıp güne sigarayla başlayıp sonra sağlıktan, sıhhatten dem vurmayın. Yapacağınız iş mantıklı olsun kendi çerçevenizde. Ekmeğimizi aldık, güzel dilim. Böyle dilimliyorum arkadaşlar ekmeği. Buzluğa atıyorum. Çıkarıyorum işte. 2 günde bir tane böyle çıkarıyorum. Yetiyor bana. Alesput yani arkadaşlar. Şimdilik ben gideyim. Yumurtayı soğuttum biraz. Kahvaltımı yapayım. Umarım daha sonra tekrar görüşürüz. Hepinize şimdilik hoşça kalın. Güneşli güzel günler diliyorum.